Oyuna geçmeden evvel bir olimpiyat stadı benim 6 senemin geçtiği yer. Güzel hikayelerin olduğu. Geçen sene de Trabzonspor'la bir kupa kazandığımız bir stadyum. Rakip Karagümrük. Benim 22-23 yaşlarında futbol piyasasına sunan bir takım. Çıkış yaptığım. 2 senede 30 gole yakın atıp piyasaya çıktığım bir takım. Tekrar ligde olması. Sayın Süleyman Başkan'ın, Vurman'ın senelerdir bu işin içinde olması, yaptığı organizasyon, aldıkları oyuncular, ciddi bir organizasyon takımına karşı, saha organizasyon takımına karşı oynadık. Her iki takımın da sahada hem savunmada hem hücumda planları olan takımdı. Özellikle topa sahip olma oyununu her iki takımda isteyen takımlardık. Özellikle bölge bölge çalıştık. Üçüncü bölgede nasıl baskı yapacağız ki bugün 1,5. dakikaydı. 3 tane baskıdan kaptığımız top vardı. Bunlardan bir tanesi gol olabilirdi. Zaman zaman ilk yarı itibariyle bu baskıdan kazandığımız toplar da vardı. Özellikle rakibin topa sahip olup opsiyonlarını çok sabırla beklemesi aslında sinir bozucu bir durumdur. Ama ona sabırlı kalmak ve takım savunmasını yapmak çok önemliydi. İkinci bölgede de merkezi çok doğru kapatarak sabırla topun peşinde bazen koşmak gerekir. Şampiyonla oynamak, hedefe gitmek, bu tür oyunları geçmek takım savunmasını doğru yapmakla eşdeğerdedir. Bugün fırsatlar bulduk. Penaltıdan golü attık. İkinci yarıda da fırsatlarımız vardı. Erken oyunu kopartabilirdik ama doğru zamanda ikinci gol de geldi. Bence bugün ön plana çıkan iki tane sistemi, organizasyonu ve planları olan takım karşılaştı. Biz kazandık. Bizim bugün kazanmamızın en büyük etkenlerinden bir tanesi hedefe giderken daha fazla fedakarca takım savunması yapmaktır. Bugün itibariyle takımım ne istediysem bunu parça parça uygulamaya çalıştı. Onun için oyunculardan beraber olmaktan son derece mutluyum. Bir haftayı daha geride bıraktık. Kupa kazanmadık, hiçbir şey kazanmadık. Sadece bir 3 puan kazandık. Onun için cumartesi günü Adana Demirspor'la saat 4'te gene bir final maçına çıkacağız. Taraftarlarımızı o sabırlı, sakin olmaya, destek vermeye, savunmayı, hücumu bizle beraber yapan taraftarımıza tekrar cumartesi günü, bugün burada değildiler ama enerjileri vardı, desteklerini ve gönülden desteklerini vereceklerini inanıyorum. Oyuncularımı, skor tabii ki 2-0 önemli ama santim santim çalıştıklarımızı uygulamaya çalıştılar. Benim için daha değerli. Bu yolda hızlı adımlar atmak önemli. Onun için 14. hafta bitti. Bir maç daha kazandık deplasmanda. Rekorlar diyorlar, onlar diyorlar ama inanın hiçbir tarafına bakmıyorum. Hafta hafta kazandığımız maçlara bakıyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir takıma karşı oynadık. Onlara da başarılar diliyorum. Hayır, hiçbir şey kazanmadık. Sadece 3 puan kazandık. Her maça çok ciddi bir şekilde hem zihinsel hem taktiksel hazırlanıyoruz. Lig daha çok uzun. Bununla ilgili iletişimle de ilgili çalışıyoruz. Kulübümüz de bize bu imkanları veriyor. Profesyonel departmanlarım, ekibim de bu ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Şu an itibariyle bu deneyimlerimiz var ve mutluyuz. Bununla ilgili en ufak bir şeye müsaade etmeyeceğim de. Bu benle ilgili bir soru değil. Bu benle ilgili böyle bir algı oluşturuyorlar. Bu benim vereceğim bir karar değil ki. Ben nasıl buna şey yapayım? Yani bir şey tutturdular herhalde, beni atıyorlar insanların önüne. Şöyle söyleyeyim. Futbol Federasyonu'nun vermesi gereken kararı, ben bütün programımı yapmışım. Antrenmanlarım belli, uçak seyahatim belli, sakatlıklarım belli, şeylerim belli. Bu benim vereceğim bir karar değil ki. Yayıncı kuruluşum ve Futbol Federasyonu'nun kararını Abdullah Avcı üzerinden anlatmanın veya insanların tribünün önüne atmanın yani ne demek olduğunu ben bilmiyorum açıkçası. Onun için bu benimle ilgili bir karar değil. Ben Futbol Federasyonu değilim bu kararı vermem için. Onun için alakası olmayan bir durum benimle. Teşekkür ederim. Bunlar öğrenci değil aslında, ekip arkadaşlarım benim. Beraber çalıştığım. Bunların olması aslında tatlı bir rekabeti de, saygılı bir rekabeti de ortaya getiriyor. Bunun devamı da gelecek. Şu anki ekiptekiler de bu konuda çok yeni jenerasyonun önemli kafalarından, antrenörlerinden olacak. Antrenör kalitesi sayısı arttığı sürece futbola katkısı çok daha iyi olacak. Bugün işte oynadığımız takımın sahanın içinde hem savunmada hem hücumda planları var. Oyundaki bir duyguların olacak ama aklında bunun içinde ve planların olacak. Yani ezbere bir sahaya çıkmıyorsun artık. Benim ekibimdekiler de bunlardan bir tanesi. Bize görev tanımları var. 10 tane yardımcım var. Profesyonel departmanlar var.
sahanın içindeki savunmada da, hücumda da, hafta içinde çalışırken de, duran topta da herkesin görevleri var. Onun için duran topta, savunmada ve hücumda Egemen Hoca sorumlu ve onun çalışmasını o yapıyor ekiple beraber. O çıkıyor, onun için konuşuyor. Hafta içindeki çalışmalarımız da böyle parça parça herkesin sorumlulukları aldıkları. Analiz departmanı ayrı, performans departmanı ayrı, kaleci departmanı ayrı, yardımcı asistanlar ayrı. Bu iş artık çok geniş kapsamlı bir iş olduğu için bu şekilde çalışıyoruz. Umarım antrenör kalitesi sayısı, yanımdakiler de çok değerli. Hem Türk futbolunda oyuncu olarak önemli işler yaptılar, hem de teknik adam olarak da ileride yapacaklardır diye düşünüyorum. Ben yapılan algıları, beni iyi tanıyorsun sen. Kaskette yakışmış. Ben yapılan algıları davelden son 5-6 senedir yarışan bir teknik direktörüm. Sahanın dışının da ne olduğunu çok iyi biliyorum. Hep sahanın içinde kalmaya devam edeceğim. Trabzonspor tarihi, geçmişi her zaman yarışmış bir takımdır. Camia da buna hazır. En iyi şekilde yarışmaya devam edeceğiz. Ömür, Türk futbolunun yetenekli oyuncularından, özel oyuncularından, Trabzon'un verimli topraklarından her zaman sunmuş, oyuncu çıkartmayı sunmuş oyuncularından bir tanesi. Harika gidiyor. Herkes eleştirirken veya bizim onu oyundan erken aldığımızda şey yaparken, konuşurken, aslında biz Ömür nasıl kazanırız? O gün basın toplantısına dönüp baktığınızda, bizi şampiyon yapacaksa Ömür gibi oyuncular yapacak dediğimi de bugün size tekrar hatırlatayım. Dalgalanmalar olacak. Bazen bende olacak, bazen Ömür'de olacak, bazen diğerlerinde olacak. Bu oyun böyle bir oyun. Çünkü uzun soluklu bir oyun. Özel bir oyuncu. Umarım gelişerek katkı sağlayarak devam eder. Ya, bakış açınız yanlış olduğunu düşünüyorum. Bugün oyun, bazen rakip seni topa sahip olarak, opsiyonları ve organizasyon olarak oraya iter. İkinci, biraz evvel anlattım. Üçüncü bölgede ne yapacağım? İkinci bölgede ne yapacağım? Kenar ortada ne yapacağım? Şimdi bunları çalışmazsan her takıma karşı bunları çalışıyorsun. Rakibe göre analizler değişiyor. Gümbür gümbür derken geçmişi de çok abartmayalım. Çok sallandığımız maçlar oldu. 12, 13. hafta, 14. hafta. Gümbür gümbür değil. Sonra algı öyle oluşuyor. Bence biz her maça rakibe göre hazırlanıyoruz. Bazen rakip de artık takımlar, çok iyi takımlar var. Bu ligde maç kazanmak çok kolay olmadığını hep ifade ettim. Giresunspor maçına çıktığımızda 0 puanı vardı. O gün basın toplantısında bu takımın aslında gerçek yeri burası değil dediğimde, bugün şimdi iyi böyle olmuş, şöyle olmuş konuşuyor. Her takımın oyuncu kalitesi var. Yeni teknik adamlar oyun organizasyonlarına değer vermeye başladılar. Umarım rekabet daha iyi hale getirecek bizi. Biskalit biliyorsun, yani ben getirdim Türkiye'ye. Şimdi şu an itibariyle öyle bir durum yok. Devamlı yazılıyor, çiziliyor. Ama transfer çalışması yapıyoruz. Scout ekibiyle beraber, başkanımız, yöneticilerimiz de, Ertuğrul Bey de bu konuda çok destek ve yardımcı oluyorlar. Çok iyi bir izleme komitesi var. Ve detaylı bir şekilde her konuda, hangi mevkide nasıl yapacağız, hep çalışmalarını yapıyoruz. Samimi, gerçek ve dürüst olursan, her şeyi net bir şekilde anlatırsan, arkanda kafanda bir plan olmadan, oyuncuyla bu iletişimi kurarsan, hepsinin bir karşılığı var. Herkes işin içinde olmak istiyor. Bu çok güzel bir şey. Çünkü iyi giden bir durum var. Bunu yönetmek kolay değil ama bunun hepsinin karşılığı dürüst ve gerçekçi, samimi iletişimdir. İyi olacağını, gidişatı, yani iyi olacağını planlıyordum çünkü geçen sene devre arasından itibaren hem devre arası ile ilgili çalıştık hem de sene sonu ile ilgili çalıştık. Erkenden organizasyonlarımızı yaptık, erkenden transferlerimizi yaptık. İyi olacağı bir gerçekti ama tabii ki 14. hafta işte 9 puan, 8 puan, 7 puan ne onlar ne biz, bunu böyle bir şey. Ben ne onlara da bakmadım. Ben hafta hafta şu anda Adana Demirspor maçındaki maç bitiyor. Bir teknik adam şunu düşünüyor. Ben öyleyim. Soyunma odası da bitti. Şu anda yolda giderken Adana Demirspor maçına çalışmaya başlayacağım. Kafamda seyrettiklerim, ekip hazırlanacak, analiz departmanı çalışacak. Plan, antrenman planlamaları yapılacak. Ona göre hani çözümler ne, karşılamalar ne? Artık böyle oldu. Bu çok yorucu ve yoğun bir iş oldu artık. Ben şimdi Adana Demirspor, benim için ne öncesi ne bir sonrası. Sadece tek maç Adana Demirspor. Onun için taraftarı da oraya bekliyorum coşkulu bir şekilde. Başsağlığı diliyorum. Toprağını bol etsin. Galatasaray camiasına, Türk futbol ailesine, herkese başsağlığı diliyorum. Sağlıkla ilgili şeyleri vardı. Sonuçta herkes Türk futboluna hizmet etmek için vardır. Üzüldüm, öyle söyleyeyim. Bütün spor ailesine başsağlığı diliyorum. Yok, şu anda bir şey yok. Biliyorsunuz sakatlıktan çıktı. Yorgunluk çok fazla bindi.
Büyük ihtimalle kilometresi gene yüksektir, öyle bir oyuncu. Onun için bir sakatlanma riskini önlemek için. Baka da bugün kulübedeydi, çok oynamak istiyordu. Ama oyunda böyle bu şekilde gidince en azından onu da risk etmedik, bir hafta daha kazanmış olduk. Aslında belki bir mesaj vermeydi oyuncuyla konuşurken, iletişim yaparken. Açıktan, hani ortaya çıktı diye söylüyorum şu an itibariyle. Kendime şöyle bir oda yaptım. Yani bunda Trabzon tarihi çok önemli, duygusu, ben de bir Karadeniz insanıyım. Her zaman kafasını kaldırmış, yarışmış, Türk futbolunda oyuncular kaldırmış, büyük bir şehir. Zaman zaman kırılmaları olmuş, küsmeleri olmuş, içine çekildikleri olmuş. Hissiyatlarım, inancım, bu büyük camiada iyi şeyler yapabileceğimi düşündüğümüz için. Trabzon tarihi de var o odada. Burada hizmet etmiş Ahmet Suat Özyazıcı, Şenol hocamız, rahmetli Özkan hocamız da var o tarihte. Kitapları da var orada. Şampiyon takımların resimleri de var. Umarım o çerçeveyi başkan, yöneticilerimiz ve oyuncu grubuyla beraber doldururuz.